Arkadaşlar, bugün Türkçe dersini tekrar edeceğiz. Bu tatil ve bizim boş kalmamız gerekiyor malum. Ders çalışmaya devam ediyoruz. Önce sınava hazırlık amacıyla tekrar videosu çekiyorum. Daha sonra da tatil durumuna göre yeni videolarda yükleyeceğiz. Şimdi Türkçe dersi tekrar ile başlıyorum. İlk konumuz şimdiki zaman. Neydi şimdiki zaman? Hatırlayalım arkadaşlar. Your ekiyle yapılıyordu değil mi? Şimdiki zaman your ile ilgili kelimeler. Bir kelime T ile bitiyorsa, yanına eğer your gelecekse o zaman bu kelime di olur. Çünkü bu bir kaide. Bu bizim kuralımız. Ama her zaman pozitifler için geçerli. Lütfen bunu unutmayın. Yani olumlular için. Git, gidiyor, et, ediyor, tat, tadıyor. Örnekteki gördüğünüz gibi T ile bitenler olumlu kelime olacakları zaman di olur. Devam ediyorum. Olumlu kelimeler. Dikkat edin lütfen. Kelimem A ya da E ile bitiyorsa, yanına da eğer your gelecekse ben onu I ya da kelimenin harfine göre U, Ü'ye çevirmem gerekiyor. Bu bizim kuralımız yani kaidemiz. Koş. Ahir harfim nedir arkadaşlar? Ş. Ondan önce ne var? O. O zaman koşuyor. Neden buraya U getirdim derseniz, bu da bir kural. Neden? Çünkü Türkçe'de bir star bir değil, bir star bir değil devam ediyor. O yüzden ben muhakkak araya star harf yani ünlü harf koymam gerekiyor. Söylüyor, konuşuyor, sürüyor, uyuyor. Tekrar ediyorum. Koşuyor, söylüyor. Konuşuyor, sürüyor, uyuyor. Devam ediyoruz. Şimdi buradaki 4 kelimeyi de sizin yapmanızı istiyorum. Evet, söyle değil mi? Asıl kelimem benim söyle. Şimdi söyle E ile bitti. Dikkat ederseniz E ile bitti. Ama ben diyorum ki kaydede kelime E ile bittiyse o E ya da A mutlaka değişmeli. E olduğu için İyi gelecek değil mi? Ya da burada daha önce ne var? Ö var. O zaman ü geliyor. Yazıyorum. Söylüyor. Bunu biraz büyütelim. Siz de rahat bir şekilde görün. E gitti arkadaşlar. E'yi artık görmüyoruz. Ne diyorum? Söylüyor. Devam ediyorum. Yaz. Değil mi? Kelimem yaz. Yazı. Yaş. Evet, anlatıyor. Oku. Oku. Yaş. Anladık. Zaten bunları biliyoruz arkadaşlar. Tekrar olsun diye yapıyorum. Sınavda çünkü sorduğum sorularımız var. Lütfen kurallarımıza dikkat edin. Evet, devam ediyorum. Olumsuz kelimeler. Şimdi olumsuz kelimelerin de kaidelerini buraya yazdım. Ahir harf yani son harf bizim için önemli. Ne yapıyorum? Son harfim A ya da I ile bittiyse oraya mı getireceğim. E ya da I ile bittiyse mi getireceğim. O ya da U ile bittiyse mu getireceğim. Ö ya da ü ile bittiyse mü getireceğim. Şimdi örnekteki kelimelerimizi birlikte okuyalım. Konuşmuyor. Neden mu geldi? Çünkü star harfim u. Kaydeme bakıyorum. U varsa ne gelir? Mu. Söylemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada olumlu da ü yapmıştık. Burada neden yapmadık? Evet, bu kuralların hepsi pozitif yani olumlular için geçerli. Negatifte bunlar yok.
Söyle. E ile bittiği için bakıyorum ne getirmem gerekiyor. Mi. Söylemiyor. Konuş. Konuş ne ile bitti? Uyla. Konuşmuyor. Sür. Sür ne demektir? Arabayı kullanmak. Arabayı sürmek. Hatırlayın bu kelimeleri. Sür. Ü ile bitti. Ne diyorum? Sürmüyor. Uyu. Uyumuyor. Evet, devam ediyoruz. Bu şimdi örnek kelimeleri biz birlikte yapacağız. Söyle mi yor. Yaz. I ile bitmiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? I ile bittiyse yazmıyor. Evet, biraz daha büyüttüm daha iyi görebilmeniz açısından. Anlat. Anlat. I olmayacak değil mi arkadaşlar? I gidiyor bu. Olumlular için geçerliydi. Biz negatif yapıyoruz. Yani olumsuz. O zaman I gitti. Anlatmıyor oldu. Oku. U ile bittiğine göre ne olacak arkadaşlar? Okumu. Pardon. Okumuyor. Anladık değil mi? Söylemiyor, yazmıyor, anlatmıyor, okumuyor. Devam ediyoruz şimdi. Olumlu sorular. Yani pozitif sual. Yine pozitifteki kurallarımız aynı. Sadece yanına soru eklerimiz olan mami, mumuyu getireceğiz. Konuş. Konuşuyor muyum? Kim? Ben. Söylüyor musun? Kim? Sen. Hatta bunları da ekleyelim. Konuşuyor muyum? Kim? Ben. Değil mi? Konuşuyor musun? Buradaki harflerden anladığıma göre sen. Konuşuyor mu? Kim? O. Sürüyor muyuz? Kim? Biz. Sürüyor musunuz? Kim? Siz. Uyuyor musunuz? Kim? Siz. Peki biz yapalım. Biz, siz, o, onlar, ben. Ne kaldı geriye? Onlar kaldı, değil mi arkadaşlar? O zaman konuşuyor muyumu onlar yapalım. Yazıyorum. Konuşuyorlar mı? Tamam mı? Yazıyorum şimdi. Konuşuyorlar mı? Pardon. Bunu ne yaptım arkadaşlar? Onlar yaptı. Onlar. Konuşuyorlar mı? Kim? Onlar. Devam ediyorum. Şimdi biz yapacağız birlikte. Olumlu soru yapıyoruz. Söyle. E ile bitmiş. Ne diyeceğim? Söylü olacak değil mi? E ile bittiği için. Söylüyor muyum? Ben yapalım bunu. Söylüyor muyum? Yazı. Yazıyor musun olsun bu da. Yani sen. Anlatıyor. Anlatıyor mu? Yani o. Oku. Okuyor muyuz? Yani biz. Yani iyilik eklerini siz istediğiniz koyabilirsiniz. Burada belirtmedim çünkü cümle vermedim. Sadece kelime verdim. O yüzden istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Yazıyor musun? Yazıyor, yazmıyor olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Olumsuz soru. Yine negatif kuralımız aynı. Yanına yine soru getireceğiz. Olumsuz demek negatif demek. Soru demek sual demek. Bunları lütfen unutmayın. Çünkü sınavda size tablo verdim. Olumlu olumsuz olarak yapın dedim. Ayrıca cümlelerimiz var. O cümleleri dikkatli okuyup olumlu, olumsuz mu yoksa soru mu yapacaksınız buna?
Okuduktan sonra siz karar vereceksiniz. O yüzden lütfen okumanıza dikkat edin. Konuşmuyor muyum? Söylemiyor muyum? Musun? Konuşmuyor mu? Sürmüyor muyuz? Uyumuyor musunuz? Kim olduklarını da yazalım. Konuşmuyor muyum? Kim? Ben. Söylemiyor musun? Kim? Sen. Konuşmuyor mu? Kim? O. Kim ne demekti? Who. İngilizcesi who. Sürmüyor muyuz? Kim? Biz. Uyumuyor musunuz? Kim? Siz. Onları da biz ekleyelim yine biraz önceki gibi. Yaz, yazı yapalım. Yaz. Tire koyalım. Mıyorlar mı? Yazmıyorlar mı? Kim? Onlar. Anladık değil mi arkadaşlar? Lütfen olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soruya dikkat edin. Çünkü sınavda bunlarla ilgili size sorular sordum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.